Herkese merhaba arkadaşlar. Roleplay serimiz Hız Kesmeden devam ediyor. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün ay çekirdeği ve mısır biçmeye gidiyoruz. Her zaman evden başlıyorduk. Bugün evden başlamadık. Tablo aldım biçerime. Parasını ödeyeceğiz bu bölüm. Hatta mısırı şeyi biçilecekler gelmiş bile. Ya yürü boşma, bu biçerci nerede kaldı ya? Aradım geliyorum. Ha gelmiş ya. İşte daha ne yaptın adam. Baba geldi. Oo adamlar gelmiş, tarlada bekliyor bile. Tabla hiç yere indirmiyorum. Selamünaleyküm. Nerede kaldın ya? Aleykümselam. Anca geldim ya. Yol uzak. Yapacak bir şey yok. Tablaya gittim, aldım. Sonra da buradan yola çıktım işte, geldim. İyi. Hayırlı. Kimden başlayayım ilk? İlk buradan başlayayım sıra. Sıra. Tarla büyük mü? Sıkıntı çok değil ya. Yok hiç problem yok. Allah'ın yeğeninkinden başla. Sonra bura Ali dayı. Mısır'dan Ali'den başlayayım o zaman ben. Aa Yusuf da geldi. Yavrum Yusuf. Timo sana ne güzel yapmış tampon ya. Vallahi billahi ne güzel yakışmış ya. Çok hoşuma gitti. Geç mi kaldık ya palen mi? Yok daha yeni geldim ben de. Şimdi gireceğim tarlaya. Ben de vallahi korktum geç kaldık diye ya. Yok Yusuf sen geç kalır mısın? Dakikada mısın şimdi, sen ya? Yusuf dayıcım sırayı belirledik. Tamam sıkıntı yok ya. Önce yürü Osman'ın kılıcı. Siz konuşa durun. Ben başlıyorum. Sonra önce yürü Osman'ın kılıcından başlıyoruz. Sonra seninkini, en son benimkini gelecek. Tamam mı? Tamamdır. Tamam. Öyle gel otur. Gel geri gel de şimdi. Falan benim kör noktasına girme. Ehe. Gel git. Bir bakayım ama şimdi bu taneli döküyorum bakalım bir. Bir bak bakayım. Arjuva sen bu işten niye anlıyorsun? Sen bir bak ya. Tamam bakalım döküyorum. Bakın hele lan motorları bu hizadan çekek de dönecek mi önecek ya, sıkıntı olmaya falan diye. Doğru diyorsun. Öyle mısıra şu aradan sağ tarafta biraz kaldı, onları hallederiz. Bunun şeyi küçük biliyor musun biraz? Kafesi iki diş indirmiş. Bakayım şöyle. Şöyle bakayım döküyorum. Onlar gelenler kim lan? Aa, Bacalay'la tamam. Kalecikli Mehmet geliyor. Güzel. Mısırları iyi olmuş ya, maşallah. Buradan iyice mısır çıkar. Onların mısırları iyi. Ben de. Tarla kimin ya? Nakliyecinin de değil mi bu tarla? Nakliyeciyi söyleyeyim de yanıma alayım, sıkılıyorum biraz sohbet edelim burada. Biraz daha büyük tabloya güvenemedim şeye. Daha büyüğünü sipariş edecektim ama içeri güvenemedim. İyi maşallah geliyor. Yani rampaya biraz tarlalar. Düz olsa daha büyüğünü alırdım ama. Buradan geçişte yürü. Alayım da yanıma. Yüreğinin ince lafı ya. Bir de bugün ay çekirdeği biçeceğiz. Yetiştireceğiz inşallah ya. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne var ne yok? Videolar nasıl gidiyor? Bölümlerimiz bitiyor, roleplay'lerimiz bitiyor, az kaldı. Siz üzülüyorsunuz biliyorum ama dediğim gibi her son yeni bir başlangıç ve daha güzel bir başlangıçtır. Üzülmeyin. Yeni seri daha güzel olacak inşallah. Arıcı baba. Hey. Ne diyeceğim?
Hoparlöre ver de sohbet edek ya. Buradakilerine. Canım sıkılıyor tek başıma. Nakliyeci gel sen de bin yanıma. Yürü yürü. Durun konferans al, konferans al. Evet, konferans al. Bak Paşa dayı da aran, onu da alın. Onlar da ne yapıyor? Gübre mi atıyor? Gübre atıyor gibi ya. Dur bakayım. WhatsApp'tan çaldırıyorum ben onu. Arka kurtarıyor mu aynı? Ha, kurtarıyor. Gel bana. Gel gel. Gel. Ne yapıyorsun Yörük Osman? Nasıl gidiyor iş güç? Allah çok şükür iyiyiz. Senin bayiye motor gelmesini bekliyoruz. Yoksa iş güç yok. Sipariş üzerine alak. Ne istiyorsun? Allah ben Case'den mutluyum şimdilik ya bakayım. Case'den şu anda mutlu musun? Güzel makine. Alo Palan mı? Efendim. Hattasın değil mi? Ha, tamam. Hattayım hatta. Tamam dur. Arada bakıyorum biliyor musun şöyle öne doğru eğilip. Ha Paşa dayı da ekledim. Açar şimdi. Alo. Alo. Geliyor değil mi sesin? Geliyor. Arada mısır bırakıyorum tarlada. Onları hallederik ya. Onu kırar eve götürürsün darılık. Közde yaparsın iyi olur. Ben onu yerim ya bir şey olmaz. Arada bırakın. Ne yapıyorsun başka? Nasıl gidiyor işler güçler? Yoğun musun? Online. Sen genelde çok tarla işine girmezsin ama. Ne bak arada böyle az bir şey yok işte. Bir yoldan vakit mi kalıyor sanki? Doğru diyor. İl dışına çıkıyoruz durmadan. Vale büyük makine alsaymışık tabla bu arada burayı götürmüş herhalde ya. Bizim içeride çok güçsüz bir şey değilmiş. Sanki öyle bir hissettim ama. Bilmiyorum. Ya risk atmaya gerek yok boşver. Doğru diyorum. Güzel ya Bişer'in otopilotu da var buradan bağlıyorum. İyi. Yalnız evden gelirken kettle almayı unutmuşum yanıma. Bir tane Şaziye mi ne var tırcılar kullanıyor genelde bir marka vardı. Adını hatırlayamadım. Ne bileyim ben sınırdan kaçak alıyorum. Çamarlığa bağlayınca çok güzel ısıtıyor biliyor musun? Mavemiz içiyor. Güzel oluyor ya böyle gece yolda giderken bağlıyorum. Çayımı yapıyorum, kahvemi yapıyorum. Yola devam. Yola devam. Halcı! Hatta mısın? Buradayım ya. Neş koruyorsun ya? Ya Nidem ya. Ana aracı babanın arıları. Aman ha aracı sokunma. Baba. Bu arıları sokacak la bizi. Arılara dikkat edin bak. Çırpınma. Bunu durursan daha çok kızdırırsın ara. Çırpınma. Ulan. Çırpınma. Şu motoru camını kap adam dur hele ya. Arıcı babada maske yok mu motorda? Ya ne bileyim anam mı ya. Maske yok. Kapat camı pencere çerçeveyi. Yavrum kalecikliğe bak. Şunları bir boşaltayım da. Bir daha kalecik mi yalan ben ya? Kalecikliği yoktu. Ortada kalmıyor. Osman abi. Kalecik mi? Alo. Ne din? Ne yapayım? Benim tank bitti. Aşağıda ya hatta mısın? Buradayım. Bitiriyorum ben. Aç. Lan şu Ervan'ın şeyle. La abi. Vallahi çekin aracı baba. Altın sarısı gibi bu. Aracı gel seni yıkayım lan mısırın lan. Millet evvel süt banyosu yapıyor, şimdi mısır banyosu yapıyor ya. Vallahi çok severim süt mısırı. En çok da közde seviyorum. Közün tadı başka ya. Aynen öyle. Hacı bak bakayım mısır iyi mi lan? İyi para eder mi bu mısır? Vallahi iyi gibi duruyor. Bakacak. Lan ne ara bitirdiniz tarlayı? Gübrelediniz mi komple? Onlar hiç bir şey. Vay maşallah vay. Ay yavrum ay. Ulan dur lan boru göster paşa. Paşa dayı pancara bakın gelin ya. Pancarlar olmuş mu bizim ya? Bir bakalım. Öttü ha. Öbür benim kaldı. Isırlar da olmuş mu? Onlar da bak. Kalecikle ne yapıyorsun? Kalecikle gözükmüyorsun. Ne yapayım ya? Kaç oradan lan. Oradan kaç ben oraya girmem lazım. Kaç. Kaleci çek motor çek kenara. Kaç kenara kaç.
Marş basmadı biliyor musun? Sana 260'ı niye vermedi paşa dayı? Ne bileyim bu kötüyü verdi ya. Marş da basmıyor. O kötü dediğin sana var ya. Senin kutuya götürür sesini getir. Senin şeyin bunun motoruyla şey yapmamız yok mu? Kötü mötü ama. 5S'i de arkadan itekliyor. Vay be Yörük Osman. Merak etme Yörük Osman, alacağım o mısırları. Bitireceğim. Balsa doldur ne olacak ya? Alayım mı? Yok. He canım. Ne kadar çıkmıştır ya? Bu Allah buradan ben sana söyleyeyim mi? Buradan ortalama 18-20 tona yakın çıkar. O kadar çıkar mı? Çıkar. Bakalım tahmin yürütüyorum şu anda. Çıkar mı çıkar. Sen az önce ne kadar döktün biliyor musun? Bilemedin 17 ton. Tamam mı? Ben az önce 7 tona yakın boşalttım. Oo. Ya buralara domuz gelememiş. O yüzden bir şey olmaz bu şeye. Çok yani verimli. Allah'tan gelmemiş bir de bu mısır. Terme perişan ederdi. Gübreyi falan da iyi yapmışsın, haberin olsun. Benim ayçiçeğine bakayım da. Benim ayçiçeğinin diplerine meplerine bakayım şimdi. Bak. Vallahi temiz gözüküyor, bir şey yok yani. Bak. Bakarsam sağlam bakarım ya. Ay maşallah. Hüseyin, var mı tarlada senin sıkıntı? Benim tarlada bir şey yok ya, iyi gözüküyor. Şükür. O bizim yukarıdaki tarla var ya, o günler. Geçen ay bir ay oldu herhalde değil mi? Oy mesela Celil dayı geldiydi, o tarla yine domuz girmişti. Girmese yine oradan daha çok verim alırdık. Oradan çok güzel verim alacaktık. Domuz mahvetmiş orayı. Bizim hatamız biz tarlayı hiç dolaşmadık. Bak pancarı da ben şimdi hiç dolaşmadım. Gene hatamız. Pancarı bir dolaşmamız lazım bizim. Gerçi benim pancar burada da. Senin pancar bu yandaki yerde değil mi? Benim yanımdaki. Senin yanındaki yer. Allah sen buraya ilacı attın herhalde. İlacı attıydım. Otlar çıkmış ama yine de. Arada kalan yerlerde. Otlar çıkmış. Buraya domuz gelmiş biraz bileyim mi? Benim tarlaya girmemiş de bu tarafa kadar gelmiş senin buraya kadar. Vallahi lan ben zaten yüzüm gülmüyor ya. Bizim ne zaman yüzümüz gülecek? Ne gelmiş buraya? Bayağı gelmiş buraya. Vallahi bilmiyorum ya. Üf, vay anasını. Artık pancarı gerçi kösünü çekmiştir alttan belki. Valla arıcı baba gibi olduk. Adam şanssız bedevi mine. Adamın başına gelmeyen mi? Kalmadı. Bunu aşağıdan köslü çekmiş köslü. Çünkü domuz gelse hepimizinkine girerdi. Hele bende mısır var, beni perme perişan ederdi. Valla bunun mısırın burada iyice yuğlanıdı. Geçen sene ektik ya. Geçen sene biz ben mısır ektiydim. Lan tarlayı dolaşmaya gittim nasıl olmuş mısırlar diye. Mısırın içinden bir domuz çıktı. Sürü. Kendimi zor kurtardım. Yatmışlar oraya içeriye. Yazın tamam, güneş. Alem dikkat et bak. Belki mısırın arasında vardı. Maazallah bak. Tabloyu kaptırsın domuzu. Yok ona dikkat ediyorum girerken ya. O sesi duysa kaçar da zaten içeri sesinden. Onlar kaçmam hiç. Kaçmıyor onlar. Onlar sesi de alışkın. Ne dedim ben sana bak, geçen sene bak ses bombası oldum, ses topu oldum. Yok. Doğru gerçi. Karıtmıyor, alışıyorum. Kırıyorlar ses bombasını. Aslında bizim toplu olarak şey yapmamız lazım, tüfekleri alıp ava gitmemiz lazım, motorlarla. Aslında bir tane ATV sipariş etsek çok iyi olur biliyor musun? Tam bizdik. Ya ATV ne gerek var? Hacı dayın kubotasını atladık, bilmiyorum. Bizim kubota var ya işte. Ama o işte dağa çıkacak o. Dağdakileri komple temizlemek, kubatoyla dağa nasıl çıkacak? Yukarıya. Olmadı yüksek yere kadar çıkarıp sonrasında alırız elimize tüfeği. Her dağın başına kadar kubotoyla çıkacak halimiz yok ya ATV'nin. Bize ya motosiklet almamız lazım şöyle. Ondan düşerim ben, ayakta duramam ya. Sana ATV alar. Olur, dört tekerlekli olsun bizim olsun, iki tekerlekli şeytan işi ya. Vallahi sana ATV alar. Ya da motorlarla gidecek, vagona doluşacak römörke. Ama gidecek böyle. Birinin motoruyla arkaya takacaksın. 260'ı çekerim paşa dayını. Arkaya römörkede doldururuz. Az yakar çok kaçar. Onunla gidelim. Sen ne diyorsun paşa dayı bu duruma? Şimdi
Niye olmasın? Yuğlanırsa benim traktör yuğlanmasın aşağı. Şimdi bir 260'ın masrafı var. Sesi bir de şeyin masrafı var. Ben sesimi çıkartmıyorum. Küçük traktörle gitmekte fayda var biliyor musun? Tabi tabi. Büyük motorla gittin mi? Allah orada Allah. Taşın kayanın arasından. Makineye bir şey oldu lan kurbağayı. Ne oldu? Ha. Ne oldu? Taşmaş almıyor içine. Tamam tamam. Bir vallahi böyle bir geldiğini makineye kaldır vurdalı. Makine bir dur. Gördün mü Yörük Osman? Arada böyle yapıyor. Ne? Ya, ya olur öyle bir şey olmaz. Bir şey soracağım. Bu tablonun fiyatı ne ya? Dur onu bir listeden bakacağım. Bayiye vurayım. Aldık ama senden. Bize ne olur bu? Ya yanlış hatırlamıyorsam 354 civarı bir şeydi. Lan yükselmiş la. Geçen sene alsam 200'dü vallahi bunlar. Yörük Osman'la senin bu cüzmelerin içi de hep saman dolu. Nereye girdin ya? Neylerin? Benim mi? Bu motorda cüzmelerin var ya sarı sarı. He. Bunların içi hep saman dolu diyeyim. Allah bilir en son balya basarken giymişimdir. Bilmiyorum vallahi hep saman dolu içi. İyi para kazandın mı balyada? Ya, yeterli ya. Göndermeyen var mı daha parasını vermeye? Hasat da geçti şimdi hepsini göndermesi lazım. Allah bir tıfıl göndermede onun dedesinden alacağım en son. Faizini al faizini. Bence dedesinden bir tane romu alsın. Gelmişken şunu doldurak bir gidip gelmeye şey olur çünkü o. Ben şuradan bir döneyim de. Yavaş. Lan ucunu vurduk lan ağaca. Allah millete gülerken bizim başımıza geldi ha. Şuradan şu tarla kimin abi tarla? Hangi tarla? Hacı Mümtaz'ıydı. Hacı Mümtaz'ın mıydı bu? Geçen konuştum adam ben Hacı Bağ dedim daha fazla yerine getirme için Mekke'ye yerleştirdim. Babam Mekke'ye yerleştirdim. Sıkıntı yok hafif oynattık lan tablo o kadar da şey gözükmüyor ha. Hacı Mümtaz'dan Mekke'ye yerleştirdim valla. Geçen konuştum ben ondan da Mekke'ye yerleştirdim dedim. Hadi bağım. Palayın mı? Az geri git geri arkaya doğru boşalt biraz. Aynen balık sırtı yap. Sen öne yükle daha iyi. Aynen. Kaç tane? Biraz öne yükle. Al. Dur hele ben buruyla bağ vuracaksın. Aşağı inem de. Çamurluğa çıksın. Şu lastiğe bassak. Şuradan şeyle. Çamurluğa çıksa. Ayağımız kayma ya. Balık sırtı ya. Az daha dolacağım mı abunu? Onu mu? Az daha. Şu an işte içerideki şey bitti de dur onu doldururuk. Evet. Bekle acele etme. Daha bayağı var ha burada. Daha oradan çıkar. Daha arkada romak da var. Yeterli. Az önce boşalttığın kadar çıkar buradan gene. Çıkar dur. Ben size romak getireyim mi? Gerek var mı? Yok gerek yok şu anda. Az da var eksik yok. A few minutes later. Bitti. Bir şey kalmadı. Senin tarlayı bitirdik ha. Diyor Osman. Güzel verim verdi ya. Vallahi bence iyi verdi. Tam da tahmin ettiğim tonajda çıktı herhalde ya. Tarlayı artık 3 aşağı 5 yukarı ya. Gözünden tanıyorum tarlayı ya. Halbuki kaç oradan geri gideceğim kulüm. Kaçtım. Arkamda durman. Göremiyorum sizi çünkü. Ha şeyle duram da ben. Get arkan serbest get. Aynadan baharak geliyorum. Çok genişten alıyorsun gibi ya. Aynadan bakıyorum da şimdi önden yaklaşacağım rahat. Yavruya bakasın diyor ya. Öndeki romork doldu ya. Arkadakine sen şey yap. Yolda giderken hep dökülür sonra yokuşta. Tamam gülüm. Yürgen Osman iyi çıktı la. Ne benim hoşuma gitti ya. İyi çıktı iyi. Gelelim Halicden Ayçi'ye. Aha bizim tanıdığın olacak. Kaç harcaba var. Harcaba kafana boruyu yiyeceksin şimdi ha. Ondan sonra borum yamuldu diyeceksin.
Hay maşallah. Adamın kafası nasıl kafaysa boruyu yamultuyor ya. Hayır, baş kafa herhalde. Paşa dayı geldi senin tarlaya şey yapmaya. Anam. İyi bu da doldu. Saplayı. Bu ne biçim bir alet ya? Ya oğlum, bu da olmaz artık. Hadi kaç. Yürü Osman, senin iş tamam. Tamam. Sana 15'ten yazar burayı ya. Tamam ya. Hallederiz. Ne kadar biterim parası? Römörkü bırakmaya getirdiğinde şey yaparsın. 15 kağıttan biçmiş gibi düşün. Ya ben göndereyim paranı, benden almaz. Eyvallah, sağ olasın. Sıkıntı var mı fiyatta? Yok. He, iyi. 15'i gönderiyorum. Tamam. Eyvallah, geldi. Sen şey yaparsın. İstersen... Abi da bu da benden olsun. Eyvallah, sağ olasın. Şeyi bitirdikten sonra römörkü bırakırsın sen bana. Tamam, hallederik ya. İstersen dur, peş peşe gideriz ya hep birlikte. Olur. Şeyleri de bitirek bir daha... Alici baba, kim tarlaya giriyor şimdi? Sıradaki kim? Alici dayım orası. Oray. Hadi bakalım. Dur gel bakalım. Vay 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 vay. Bakalım bizim tarladan olacak. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sağ tarlaya mı giriyor? He, bura bura. Makineyi de aldık. Bundan önce laverde vardı bende. Kalecikli bundan önce... Arkadayı sen çağırıyor. Ay yavrum. Lan nereye gittin kalecikli? Atladı indi ya. Halci gel Halci. Dur geleyim, bekle. Yavaş falan mı ya? Nasıl yetişeceğim? Duruyorum hadi. Yüzümüze gözümüze şey gelecek bunun, dur hele. Şu önden dolanam. Önden dolanak mı lan? Bıçaklara dolanma ha, dikkat et. Yok, şu aralıya aralıya şöyle geçerik şunun arasına. Bunlar damma uzamışlar ha. Heh. Vallahi nasıl duruyor tarla? Tarla falan güzel. Senden iyice şey çıkar buradan. Çekirdek çıkar. İnşallah. Ha, tarla biraz küçük. Yoksa çıkardı. Bunları direkt fabrikaya mı vereceksin? Ne yapacaksın? Vallahi bunları fabrikaya vereceğiz herhalde, bir bakak da ne olacak son durum. Bunun fiyatları daha gelmedi. Bu önce buğday, muğday geri, arpa, buğday, muğday. Şey oluyor sonra mu bunları? Direkt böyle şeye verebiliyor mu, hani böyle özelden satabiliyor mu, yoksa fabrika gibi yerlere mi veriyor? Bunları fabrika gibi bir yere vereceğiz ya. Ya özelde mesela istersen satabilirsin tabii mesela. Biri gelir der ki ben bana ver şu kadar der. Onu veririk. Onda sıkıntı yok yani. Ona karışamazlar. Bu arada ne diyeceğim sana? Burada ağaç var. Burayı biraz zor geçici yok gibi geliyor. Senin orada biraz sıkıntı. Önce bir kenarları alayım ben ya. Yastık başlarını. Alın. Nasıl rahat edeceksin? Yastık başlarını bir alayım çünkü bura benim başımı ağrılacak. Buralarda ağaçlar falan var ya. Nasıl rahat edeceksin? Senden de şöyle söyleyeyim sana. Sen buraya gübreyi vermedin mi? Bak normale göre biraz daha fazla bekliyordum ama. Verdim ya, bura gübreli. Hmm. Gübre attık buraya ya. Karda kışta zorundan gübre attık. O soğuklarda. Vallahi bilmiyorum da. Bak şöyle aralardan fazla atmış bu tarafa. Tarla biraz yamuk yumuk ya. Bura biraz şekilsiz. Aşağıya dedim doğru burayı, büyüyor tarla. Pulluğuna dedim burayı şeyle yola doğru hizalayayım dedim de, o zaman da çok kafa senin tarlayla birleşirdi. Doğru. Ama şunu söyleyeyim sana, sen de buradan gene verim alırsın bayağı. İnşallah. Verim alırsın bayağı. Şey ne yapıyor? Kantar Mustafa ne yapıyor? Gözükmüyor bu ara. Ya o dakika başı ilçeye gidiyor geliyor ya. Ne yapıyor? Ne işle uğraşıyor ki o? Ya ne bileyim, bir şeyler anladı da ben anlamayayım vallahi. Yok diye orada bir tane arkadaşın
veteriner mi ne varmış onun? Bilin mi? Hmm. Onun yanına gideymiş bir. Orada dükkana adam bakamaymış bazen. Bu aralar adam hasta mıymış neymiş? Dükkanda bekleymiş onun yerine. Onun bir tane de veterinerin yanında bir adam daha varmış. O sadece şeyime olursa, arayan marayan olursa köylere gideymiş. Bizim Mustafa orada bekleymiş sadece. Dedim madem adamı var sen niye bekliyorsun, adam hem beklesin boş dedim. Boş boş duruyor orada değil mi? Ne boş boş duruyor işte. Biz de buradayız. Ya sana bütün işleri yaptırıyor diyor. Vallahi ya. Şu yastık başını da alayım da. Al al. Şuraları bir genişletek. Buralar başımızı ağrıtacak sonra bölüm. Burada da maaş var ya. Ya aslında bizim... bu tarlanın etrafındaki ağaçlar senin sayılır. 5 metreye kadar mıydı? 3 metreye kadar mıydı? Öyle bir... Öyle bir şey var. Su vardı bunun bu işin. Bir sorak bakalım. Onu muhtar bilir belki. Muhtar mı? Bilir ya. Muhtar bilir. Hatta mı? Onu... Telefon nerede lan? Muhtar ha Yörük Osman'ın sapları gri. Ben dur bakalım Alo paşa dayı. Efendim. Şey soracağım sana da, bu bizim tarladan 3 metre ötesin 5 metre ötesin bile bize ait oluyor ya. Evet. Bu tam nasıl sınırı mınırı belli mi? Sen bileyim mi bunu? Tarla sınırından itibaren 5 metre. İçindeki. Tarladan 5 metre ötesi değil mi yani? Evet. Tarla sınırından 5 metre. 5 metre ötesine kadar olan o çerçevedeki bütün ağaçlar senindir. Anladım sağ olasın. Falan mı o? 5 metre var mı Lutfrafya? Oradan ya bu tarlanın sonundan ağaçların olduğu yere kadar. Vardır. Sen onları bir ara şey yap sat boşa gitmesin. Ormancıyla konuşuyor da. Ormancıyla konuş lan bir bu içeri var ya bir gedi yemme. La valla çok hızlı gidiyor sanki ya. Şu an iyi. İdeal. Şeyi alsam acaba bu? Öteki tablayı alsam pahalıydı o ya gerçi. Bak şey hangi fiyat tabla? Vermedi bana ha. Paşa dayı. Efendim. Fiyat vermedin bak tablaya hala. O baktım ama 350 yazmışlar ya. Bu senin ne kadar kazanıyorsun bunda ya? Sorma sahiptir. Ben de pek bir şey kazanmıyorum ya. Kaça da dur. Bakayım bir hatta sana direkt net kazanç söyleyeceğim ondan. Valla ondan ha 50 bin lira para kazanıyorum ben. İyi ya. O da aman falan mı dikkat edesin ha bak. Yok, ağaçlar görüyorum. Cızdırmayasın. Böyle bir arada bir içeri temizliyorum böyle aklında bulunsun. Şimdi şu ara ara senin tarla dengesiz ya. Bir sıra bir sıra da deyip fazla şey yapmıyor. Şuradan girsek aynen şu başı şuraya soktuk mu? Tamam tek sıra oradan diğer sıraları da buradan alsak tamam. Yine sağ tarafta kaldı ama onu hallederiz ya. Yapacak bir şey yok. Şöyle de bir çay may yok mu ya şuraya bir ateş yaksınlar da bir çay çek. Ya şimdi tarlalarda daha ekim var çoğunda. Çoğunda yeni bitti. Ağacın dibini yaksınlar ya. Ya dur bakalım onu işi kim halleder? Aracı halleder aracı. Aracı patlar mısın aracı? Şu ağaçların oraya benim motorun o tarafa bir tane şey vur da ateş yak da benim motor da kara çaylandık olacaktı. Hani bakayım bir bakayım yaksın. Onun dışında kavanoz lan bir de şey var. Çay var çay. Kaçak çay. Onda... Su varmış lan orada. Su da var orada. Bir bidon su da vardı orada. Aldım. Çayı koysun da. Bıçakların ağzından kaç arıcı. Aman ha bizim Roma şey yapmıyorsun. Ulan arıcı bunu sen mi çektin lan buraya? Öyle bir yere motor park edin. Alayım mı bunu? Alayım onu mi? Al. Al ileri o. Yok Osman. Al onu ileri. Ya boşaltasın diye ya. Ya yani seni öbür taraftan geri atsın yanına. A few minutes later. Vallahi falan mı? Son sıraya girdin. Fazla bir şey çıkmadı buradan herhalde ya. Ya bak ekranda görüyor mu? Aa şu ekranda yazıyor bak. Kaç? Valla. 4 küsür bir şey çıkacak herhalde. 5 ton çıkarsa şükret.
Vallahi doğru değil. Bu biraz az oluyor da işte. Yapacak bir şey yok. Pahalı bir şey oluyor yani. Bu pahalı he. Geçen sene de öyleydi. Bu pahalı gibi. Pahalıdan gider yani. He. Pahalı. Bunun tek eziyeti ne oluyor biliyor musun? Biçmesi biraz. Bir de biraz uğraştırıyor başta. Allah'tan rüzgar yoktu bu sene. Rüzgar çok olaydı. Bunlar hep yatardı. Doğru söylüyor. Yatarsa neerdi? İçer hiç almaz da ağzına vallahi. Aynen öyle. Dur hele ben motoru getireyim. Olur, olur valla. Şu kapı da açtım. Şu kapıyı vur da bir açılsın Palemmi'ye. Dur bekle. Gel. Heh. Direkt böyle yanaşacaksın mı sen? Oraya yanaşak. Sen boruyu aç da. Tamam. Şöyle durayım da sen de oradan yoluna doğru gidersin. Ben daha çok çıkar diyordum bu tarladan, maz çıktı. Yörük Osman, Paşa dayı ne yapıyor? Sap mı kırıyor? Bir bitiremedi ya. Vallahi Emre'nin taktiği bir sistemi bence böyle oldu. Bir oturtturamıyor ya kendini. Ay yavrum ne güzel çıktı ya. Şundan aracı al da birkaç tane, birkaç tane yek lan. Abo, 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 abo. Yavu çal oradan. Aldım. Tamam. Tamam. Gene doldur Ömer. İyi. İyi yarısı doldu sayılır. Haydi. Şu şeye de aracının tarlaya geldik. Aracı kusura bakma Gülüm, seni beklettik biraz. Ah ya yok abi, sırayla zaten bu işleri ya. Ehe, iyi. Motor falan yok değil mi bize engel? Yok tamam. Yok. Arriba senin motoru getiriyorum. Ayrıca senin benim tarla motor daha mı büyük la? Bura benim daha büyük ya. Yalnız bunun tek bir sıkıntısı var. Tarlanın sonunda, şu tarlanın sonunda büyük bir tane taş var. Oraya dikkat et. Ula aralar, ara var la, ara var la. Arşı baba bunlar son ya la. Bıçağın önünden kaç, bıçağın önünden kaç. Hareket etme lan bu. Doğanlar tosturma şeyi bıçağı. La bu tarla bayağı büyükmüş la aracı. Çok yakın koymuşsun ya. Bak hala aracı, bunu nereye koyayım ya motoru? Koy oraya ya, senin zevkine göre. Ama rampaşar koyma. Aracı senin tarlan da biraz şekilsiz, kovanlara çok yakın koyduğun için o sırayı almadım ne olur ne olmaz diye. Tamam onu sonra, en son alırız. Haberin olsun. Ama senin tarla daha mı büyük şeyden ya? Böyle iyidir herhalde ya. Büyük büyük ya. Şeyde sıkıntı var mı tarlanın başında aracı? Tarlanın başında bir tane büyük taş var. Bataklık var ama bataklıktan çıkabilir mi? Çıkar çıkar. Sıkıntı yok. Tamam. Büyük taş var sadece. Bu taşın tamam. Tepesinden dinlenelim de. Ulan motorlarınızın camını çerçevesini kapadım. Vallahi ara girerse sokar bakar ha. Şey orada dur da yanlışla taşı vurmuyor tablayı. Sana ağaçlar, maaşlar. İki tane taş var burada, iki tane. Bak biri burada. Şu aradan geçsem bir kere bir şey olmaz herhalde. Bak biri bu orada. Ha, gördüm bak, gördüm. Taş, gördüm. Gördüm gördüm. Biri de şu orada bak. Biri de şu orada. O taşları alak ya orada. Alınmıyor ya. Motor az lazım. Bölecektim de. Onu alırız alırız onu. Şeyle. Onu pulluğa taktık çıkarır ama pulluğu kırar mı kırmaz mı ben bilmiyorum. Pulluğu kırar da onu zincirden bağlayacak, çekecek. Başka türlü olmaz o iş. Harici gel bin bayım yanıma. Ecu de senin lafı ya. Aa durdum. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Senin şey de iyi. Haberin olsun. İyi. İyi baktık zaten. Ağrıları ben boşuna koymadım buraya. İyi iyi. Maşallah var senin. Bunları ne zaman satarık ya? Satarsınız daha doğrusu. Herhalde bir haftaya satarız ya. Demedim. He doğru. Bir haftada daha benim öbür tarlada mısır var ya. Mısır ne zaman biçeriz ben?
Mısır mı? Şeyin olduğu yerde mi? Benim sılajlık senin yaptığım yerde mi? Benim sılajlık yaptığım yerde benim Mısır var. Onu ne zaman biçeriz? Baham'da bir gün belirleyek de o zaman halledek onu da. Oldu. Bu ara yoğunum biraz. Gün belirli. Halci. Bak hele. İşin var oldu mı? Sen bir şeyden anlıyorsun. Yok vallahi. Ya. Boş boş oturayım motorun içinde arı sokacak diye korkuyum ya. Sen gel de benim bir küçük su dökmem lazım. Şu sırayı ayarlayayım hemen. Tamam sen sıraya sok ben geleyim ha. Ha soktum gel. Koş lan koş 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 koş. Ama bu biçerler daha yüksek oluyor ya. Bak. Taş var tarlada. Arıcı yanında tamam oturuyor. Arıcı sana söyler tamam mı? Tamam. Ben şuraya bir işeyip geliyorum hemen. Arıcı neydi? Vallahi ne olsun iyi. Lan şu motorum oraya gideyim ya. Şuraya çöldüreyim hazır kimse yokken bakayım. Hacı'nın motora mı şey yapsak şuraya? Şöyle. Paşa görmesin bizi. Gelmeden. Gelme lan paşa. Geliyor valla. Yeter. Önal kimin? Paşa. Önal beni. Görmedin inşallah beni. Yok arkamdan. Vagonun arkasına saklandı. Bu nasıl bir makineymiş ya? Bu böyle bir makine. Vay yavrum bu ne yapıyor? Sapları mı kırıyor? Bıraktığın kökleri parçalıyor işte. Bu sapları kırmadan pırlık atsan ne olur ki buraya? Vallahi şöyle diyeyim, çürütmüyor topu. Topuyla kalıyor. Bunu kırmadan olmuyor yani. Aynen. Bunlar zaten komşudan aldım, benim değil. Anladım. Komşudan alıp komşunun kendine geldi. İyi yapmışsın. Vay motoru da batmışsın ha. Besleşin maşallah kullanıyorsun ha, hakkını veriyorsun. Besle aldık. Bu neymiş lan? Şuradaki tuş neymiş? Paşa dayı. Dur aktif edeyim buranı. Bekle. Vay. 900 kilo hay maşallah. Bu tarafta bunu buradan kaldırıp indiriyorsun değil mi şimdi? Bak bas deme. Ben anlamıyorum hiç basmayayım başına bir şey geldi. Burada da var ondan elle. Bak aha. Vay yavrum aldım, vay. Bak sarı düğmeye de bas oradan. Beni kapmaz değil mi? Yok. Şaftı çalıştırdı burada. Ama düşük devir çalıştırıyor sadece denemek için. İyiymiş ha boş. Bu yeni motorların hepsinde var mı? Benim bildiğim sadece S serilerinde bu kadar kapsamlı. Buyruk mili falan. Bir tane 6S alsam mı ne yapsam ya? Ne diyorsun Yoruk Osman? Bir 6S sipariş etsek kaç para ki acaba? Benim bakmak lazım. Ya elindekilere ver al ya. Doğru diyorsun aslında. Şu benim römörkü satacağım gazelliği. Onu satayım. Saman römörkünü satayım. Patos makinesini satayım ben. Motorları da satayım. Bir tane 6S alayım ben ya. Timosan'dan hattata da vereyim. Ne diyorsun? Geriye ne kaldı sana? Neyle iş yapacaksın? Hattat var ya. Tek motor aldım. Geç Hattat'ı tamam veriyorum. Mustang Ferguson var bir tane 265'lik. Pardon ya 285'lik. Kafam gitti artık yoruldum ya. Tarla biçiyorum. Bir de 135'lik var. 135'liği satmam o durur. 285'lik de durur. Bütün motorları satayım bir tane büyük motor alayım. Baksana Timosan'ından zorundan attık şeyi gübreyi tarlaya. Doğru diyorsun en iyisi ya. Çok motorun ne yapacaksın? Az ve öz olsun. Ben onları dur bayiye götüreyim ben onları.
Oha bakalım ben de yedeyiz düşünüyorum abi. Oha sen de bir dur be. 5S'ten hemen yedeyiz. Dur bir köy ekonomisi bir canlansın. Adam muhtar olunca motoru da istop etmiyor. Yok soğusu motorlar böyle. Bunlar yeni ya. Zaman, Blend Romance'de çalışacak böyle. Dur ben şunların başına bir gideyim ya. Sen git git bir bak. Tamam hadi. Hadi. Hüso. Ee? Lan işemeye gittiydim iyice bitmişim tarla ya. Biraz orada lafladık lan. Dur yanına bineceğim. Şu yanına. Gel gel. Valla aracının tarlada değil bileyim mi? Bak hele bir kaçalım bir direksiyondan. He? Bir inele bir şey yapacağım. Böyle şu ayaklara bir çekele inem ya. He. Tamam gel. Dur. Aha. Hı. Ayaklarım tam bozulmuş var ya. Ya sana ne diyeceğim ben? He. Sen bu işi biliyorsun. Sana bir de buğday sürdüm ya. He. Şimdi çalışan alsam. Köyde güvenemezsin tamam mı içeri? Koca biçer, milyonluk biçer. Doğru değil. Yani birine versem aklımda kalır. Mesela adama 15'e 20'ye biçiyorum diyelim. Adama desem ki al kendin biç 10 lira ver desem gene aklım kalır. Sonuçta kendi malı değil. Ben yani. Diyorum buna diyorum bir ortak alayım diyor. Ben bunu 3-200'e aldım biçeri. Aa bu tabla, mısır tablasına yeni 350 bin lira para göndereceğim. Hatta göndereyim aklımdayken. Sen hazır sürüyorken. 350 bin. Tabla fena değil ya, tabla da iyi. 350 bin de aha buna şimdi parasını gönderdim gider. Lan bu tablanın buraya ne olmuş? Buraya, oğlum buraya zorla girdik zaten. Tabla yukarıda tuttum biraz. Burası zorla aldık orayı. Yani demem o ki 1,5 milyona ben ortak arıyorum buna. 1,5 milyon evet. He. Vallahi şimdi iş bir tek bende bitmiyor biliyorsun. Bizim Mustafa da var. De zaten o da bilir bu çat pat bu işi biçer kullanma işini ama mesela övmek gibi olmasın ben ondan daha iyi kullanırım içeri kendi de söyler. Doğrudur ya. Ya o da he derse konuşuruz istersen. Vallahi bir konuşun bakayım. Ben şimdi şeye de yazacağım. Gruba abi grubuna da yazacağım. Yarın bir gün zamlandığında ne bileyim satarım yenilerim falan. Doğru söylüyorum. Yani ortak olak diyor içeride. Dursun işin varsa kullan. Ne bileyim bir yere biçmeye gidiyorsan. Lan paşa da ezileceksin. Lan paşa da yok çekil la. Bizi dinleyelim. Mesela ya, senin işin abi. Olur. Ya duyamaz mı bu çere sesini? Onun kulağı kesik duyar o. Öyle şeyleri senin bir işin olur. Yanaştı yürü. Nerede aracı nerede? Aracı buralarda mı? Aracı yok ki herhalde ya. Nereye gitti lan o? İşemeye mi gitti? Sen get öp. Ya dediğim gibi kendi tarlamızı biçerim. Daha aha geldi. Lan helaya mı gittin? Arkaya doldu he arkaya. Bak hele. Bak bayım. Sıkıntı var mı? Yok. Kafana boşalıyor. Kaç oradan? Aracı çekil aracı. Ya vallahi falan mı? Kötü fikir ya. Değil vallahi yani. Ortağım da sağlam olur. Güvendiğim kişi olur. Tanıdığım bildiğim kişi olur. İçim de rahat olur. Hem mesela bir gün senin işin olur, ben giderim, millet çağırır, hem boşta kalmaz bir şey. Böyle bir ortak arıyorum işte, aklında bulunsun. Ben olmaz, sağ olasın. Ben sana teklifimi sunayım. Sen bana haber et ama iyi ya da kötü. Hı. Tamam ederim. Ona göre ben yazacağım kahvenin grubuna, oradan belki ilgilenen vardı bu işle. Tamam ya, ben Mustafa'ya da sorarım. Ben sana yarın ya da öbürsü gün yaparım dönüşü, olur mu? Olur, olur. İyi lan tamam. Valla Allah razı olsun bak yorulduydum ha. Şu tarlaya girince. Ne demek ya? Ayıp edin. Aracı
Paşa dayı mı sürüyor lan o aracının motoru? Ben hep gelirdim. Mesela bir şu düzlükte bırakam istiyorsan. Tamam ha. Şuradan ineceğim ben de zaten şimdi. Aa buraya bırakayım. Evet. Şu motor da oraya gidecek. Oraya orada bırakam istiyorsan. Koşa yürümeyin. Ya bu görüyor musun? Eski motoru nasıl bağımsın demeyi 2 kilometre çekiyor vallahi. Tabii. Aa buradan soldan geliyor. Tamam benim evim oradan geçiyor. Beni eve atarsınız. Daha doğrusu ben biçerim oradan eve geçerim. Tamam. Siz ne yapacaksınız bunu? Şeye direkt hale götürmeyecekler ellen bunlar. Vallahi bilmiyorum. Ben hale götüreceğim. Doğru. Yarın fiyatlar da belli olursa benim hasadım yok. Sen ekmeğin mi miydin? Ha pancar var senin gerçekten benim değil mi? Benim burada pancar var da pancar daha olmadı. Arka ablayı da şöyle yere doğru falan. Ha, ben şu ayakları çekti şuradan inelim şey bir toparlan. Tamam. Gel. Heh. Vallahi iyi oldu ya. Bakayım şuna bir ne kadar çıkmış. Maşallah var mı? Şunu bir stop edeydiniz ya. Ya o ay maşallah. Dur. Bayağı çıkmış. Ha, orada sağda kontak var he. Burada da var bayağı. Ay maşallah. İyi. Maşallah maşallah. Bak ben size ne dedim? 10 tane Arla... geçer. Bak Arlan yanına koymak diye yettim tabii. Ha, adam işini biliyor. İyi iyi. Senin en iyi şu anda Yörük Osman mı aldı buradan verimi? Bakayım. Herhalde ama onu ki Mısır şimdi. Yörük Osman iyice verim almış. Bahale depeli depeli Yörük doldurmuş. Yörük Osman neredeyse 15 tonu yakın. Yörük Osman adam, az önce biçerdeyken gördüm lan. Aa burada şey sürüyordun. Sap kırıcı. CX'i mi deniyordun? CX'i denedim ya. Nasıl? Bana mısın demiyor ya. Vallahi sen onu satmazsın. Of daha ben ne? Bir kere tadını aldı. Bir ara bunu 5S'ine çekiştirin olur mu? Çok merak ediyorum. Ha benim de merak konusu ya. 5S'ine bunu çekiştirin bir ara. Bu yüzlük he mi? Görüyor musun? Yüzlük, yüzlük. Benim 54 kaşına da çekiştirek la bir ara. Deneyek, hiç fark etmez. Ehe, bir ara... Tanımam. Bir ara çekiştirin, haldeyken bu... Tüccar geleceği zaman zaten hepimiz halde olacak, orada yaparız o işi. Doğru söylüyorsun. Ben de motor çekiştirmek istiyorum. Hadi bay. Hadi gidelim o zaman hadi. Ben de bir şey hadi gidelim falan. Ben senin bu teklifi Mustafa'ya da söylerim sana döneceğim. Tamam. Söyle. Hadi görüşürüz. Yavaş gidin ha. Ben de geliyorum arkanızdan. Yavaş gidin yavaş gidin. Arkamız 10 ton yük var. Vallahi güzel aldılar ya. O çekirdek aldı. Bizim pancarlarda oldun mu? Oh pancara yardıma gelirler onlar da. Şeylere diyeyim de. Para konuşamadık hiç. Şeylerle. Yörük gönderdi de. Aracı babayla şeyle konuşmamız lazım dedi. Baksana yarım depo mazot yaptık. Bastılar gittiler lan. Ece de gidiyormuş motorlara ha. Ah yavrum yaylana yaylana. İçerinde bu oyunu çok seviyorum abi. Vallahi güzel yaylanıyor. Keyif yani. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Muhtar buraları da yaptırmış abi. Buraları bile yaptırmış adam ya. Asfalt. Buralar da asfalt değildi ha. Vallahi buralara falan hep yaptırmış. Helal olsun adama. Aklını... Nereye soktular? Beni kötü yollarla sokmasalar bari. Lampa. Lan kaçma lan kaçma lan kaçma lan. Lan 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 lan. Arıcı. Eyvah eyvah eyvah. Arıcı ne yapıyorsun? Allah yemedi ya. Dur bakayım geliyorum ha dur.
Harbi kaç bayim bir? Bu naziyle yavaş yavaş. Nasıl yemiyor bu ya bu motor burayı? Yavaş yavaş. Aracı bunu kullanamıyor paşa dayı. Ben sana söyleyeyim. Vallahi beceremiyor motoru. Ay ya zamanla be alışacağız. Hiç hakkını veremiyor yani. Neymiş hakkını veremiyor. Bununla yarın kahvede dalga geçecek mi? Çaktım da sus haberi olmaz. Ne edelim motor? Motorda 10 ton yük var. Sizin gibi bir arkamda bir şey yok benim. Hadi bay. Tamam, sen yine arkadan git de ağırlığına ne olur ne olmaz. Ben de geliyorum şimdi. Valla başa dayım yerimden. Hey. Çekmeyeyim mi? Yoksa çektiremeyeyim mi? Çekiyor çekiyor oğlum 10 ton yük var arkada lan. Ulan. Zil gibi 5 ton yok bende. Allah Allah. Zaten 10 ton çıkacağını bilsem ben de gelirim 54 tırtlan. E şoför de bitti iş abi. Şoför çok önemli. Yavaş yavaş gidelim işte ya. Allah Allah. İyi gene çıktı. Ben ondan da şüpheliydim. Konferansta mısın lan Halci? He buradayım burada. Bak hele. Senin oranın fiyatını konuşak. Konuşak. Buralar. Kaç, oraya ne kadar edersin sen şimdi? Vallahi ne kadar edersin? Senin ora 20 eder. Eder mi o kadar ya? Eder eder. Tamam ben sana onun parasını atarım. Aracının orada 25 kağıt. Söylersiniz o da gönderi. Tamam. Dönümü fazla onun biliyor musun biraz? Onun daha çok. Ora çıktı. Biraz daha büyük kalıyor. Çekmiyor mu? Önündeki kim gidemiyor mu? Aracı gidemiyor ya. Lan bize yol versin biz gedek la işimiz var gücümüz var la. Ha verdi vallahi adam. Allah razı olsun. Benim bildiğim aracı o motoru değiştirem. Aracı Allah razı olsun gülüm kendine iyi bak. Olmasın olmasın lanet gele bu motora. Şoförlüğünü hiç konuşmuyor anasını satayım. Nerede de? Anca motor, anca motor. Motor he. Nerede yerden? Yani seni tırmasan da geliyor ha. Şey gitti mi lan JX? Bizim Yörük Osman. O JX bastı gitti ya. JX'ten eser yok. JX. O güzel motor denk geldi ona ben. Burada amma yamukmuş he. Hop. Buralar sıkıntılı biraz. Ben şuradan gireceğim. Aa bu tarla kimin bilmiyorum ama. Dağ mı yakıyorsa? Buradan bak. Aşağı sürer motor he. Yavaş arka inin ha. Ama bura amma yüksekmiş de bura ne böyle? Buralar sıkıntılı el lan biraz. Bura biraz yani sıkıntı gibi ya. El atmak lazım buralara. Buralara muhtar. Görüyorsun, muhtar şuralara bir gözlerinden mozlerinden bir şey yapsak yine. İyi tablanın altı değmedi yeri Allah'tan. Muhtar konferansta değil mi? Konferansta. He muhtar. Merhaba muhtar. Seviliyorsun muhtar. Bu rampa da iyice varmış ha. Var var. Bu rampayı çabuk geçin de aracı gelirse vallahi bizi burada patates eder gibi gelir. Aa bu senin buradan kaptırmak lazım yoksa kalırız burada. Ben buradan ayrılıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürük. Paraları da unutmayın ha. Tabi atarık hemen şimdi. Ben gidem şu hale halledeceğim. Eyvallah sağ olasın.
Hadi eliye sağlık hadi senin de. Hadi sağ olasın. Sağ olasın. Bu an suyu yarın sabah vururuz ya. Ha ayrıca daha yeni gediği. Ya da çamuruyla bunu ben almayayım. En iyisi şurada suyu vurayım. Hazır elimdeymişken. Ondan sonra bunu garaja alak arkadaşlar. Bunun da arkadaşlar artık bu bölümün de sonuna geldik. Şunun üstünden mi geçeyim? Şey olsun, tam ezilsin. Büyük çene. İçerinden de geçmedik demek. İnşallah batmak burada. Heh, şöyle bunu ezdim ben sürekli ve şuradan bir su vereyim. Aracı motoru satar ben size söyleyeyim arkadaşlar. Aa buraya demedi demen. Aslında güçlü motor ama çektiği şey az uzun değil yani 2 km çekiyor. Yapacak bir şey yok. Yani ama satar ya. Benim bildiğim aracı motoru satar. Araları falan da alak da. Tabla çok kirleniyor. Araları kirleniyor. Şuradaki çamurlar da kalmış bak. Şuraları da iyice yıkattırayım. Tazikli suyu aldık ya. Biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Temizlemesi. Çok elektrik yakıyordu ya. O yüzden çıkarttım onu. Şuradan geçer mi acaba? Geçer ya. Sığıyor ya. Bizim evimiz geniş Allah'tan. Etrafı. Çözdük ya. Lan aşağıda geliyormuş ya tavla. Bunu indirmemiz lazım yere. Neyse bunu sonra hallederük. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.